Aklıma Call of Duty'nin hikayesini anlatma fikri geldiğinde çizgi filmlerdeki aşırı şeker tüketmiş çocuklara döndüm. Bir yandan oyunların indirme düğmelerine abanırken diğer gözümle oyunun wikisini okuyorum, ayağımla notlar alıyorum falan. Yapılmışsa. Ama şu yapılmamış. Rebootları da içine alan 2019 tarihli Modern Warfare serisinden bahsediyorum. Ve oyunun politik alt metinlerini de içeren bir video görmedim henüz. Bu arada rebootların hikayelerine çok girmedim, haberiniz olsun. Tabii Call of Duty'nin bir propaganda aracı olduğu sır değil. Hatta Amerikan Savunma Bakanlığı'nın oyuna bütçe ayırdığı ve oyunun bir psyops aparatı olduğu da iddia edilmişti zamanında. Zaten biraz araştırdığımda Rusların falan seriye tarih revizyonizmi konusunda felfecir dolu olduğunu gördüm. Öte yandan bizim memlekette de bir ara gündem olmuştu biliyorsunuz Modern Warfare 2019. Urzikistan adlı kurgusal bir ortamda geçen Suriye iç savaşını andıran bir anlatı ortaya koymuştu. Ve burada özgürlük savaşçıları vardı. Neyse, ben de oyunun hikayesini anlatma isteğime karşı koyamadım. Bir yandan da işte oyunda savaş oluyor, çocuklarımız adam öldürüyor'nun ötesinde. O da neymiş amına koyayım. Oyunun kullandığı politik referanslar nelermiş, oyunun hikayesi eşliğinde bakalım. İyi seyirler, bol bol spoiler. Gaz ile Price oyunun başında bize karşılaşacağımız dünyanın bir özetini geçiyorlar. Gaz, Price'a rapor verirken Amerika'nın dünyayı kurtardığı bütün kurgularda karizmatik karakterlerini tutturduğu artık klişeleşmiş, ironik üslupla önce iyi haberleri vereceğini, dünyanın harika bir halde olduğunu söylüyor ve iki tane olaydan bahsediyor. Bu olaylar önemli çünkü seri boyunca biz bu olayların taraflarını oynuyoruz. Birincisi, Rusya'yı Sovyet sınırlarına döndürmeyi amaçlayan aşırı milliyetçi ve yeterince silahlanmış bir grup Rus hükümetine karşı bir ayaklanma başlatıyor. İkincisi ise Orta Doğu'daki en güçlü adam Halid al-Assad, Suudi Arabistan hükümetine karşı bir darbe yapıp yönetimi eline geçiriyor. Price, Gaz'e kötü haberleri sorduğunda ise Gaz yeni bir adamın birliğe katılacağını söylüyor ve FNG adlı ilk bölümü oynuyoruz. FNG'nin açılımı Fucking New Guy ve ana hikayeyi perspektifinden oynayacağımız Soap'la tanışıyoruz. Bu bölümün hemen akabinde daha önce Rusya'daki radikallerin içine yerleştirdiğimiz bir istihbaratçıdan şunları öğreniyoruz. Bering Boğazı'nda uluslararası sularda nükleer silah taşımakta olan bir gemi var. Ve görevimiz İngiliz Özel Hava Kuvvetleri SAS'a ait Bravo 6 Cod adlı takım olarak gemiye sızıp bu silahın transportunu engellemek. Gemi Estonya menşeli olsa da gemide karşılaştığımız mürettebatın tamamı Rus ve mürettebatın kaderi de hem bölümün isminde hem de Gaz'in Price'a çatışma kurallarını sorup aldığı cevapla bize önceden bildiriliyor. Crew expendable, yani mürettebat harcanabilir. Öyle de oluyor, geminin amına koyuyoruz. Ve bölümün sonunda Price'ın şu önemli duruyorlar şunu alın şunu diyerek bize alma talimatını verdiği belgede ayrılıkçı Rusların silah gönderdiği kişinin Suudi Arabistan'da darbe yapmış olan Halid al-Assad olduğunu öğreniyoruz. Radikal Ruslarla Orta Doğu'da al-Assad'ın komuta ettiği Opposition Forces arasındaki sınırlar böylece oyun boyunca kalkıyor. Sonrasında Ruslar gemiyi jetlerle patlatıyor ve gemiden kaçarken Call of Duty'nin ününü borçlu olduğu o sinematik harikalardan birinde vay amına koyayım herifler yapmış şeklinde seyrediyoruz. Tabii bu kadar bahsettik, artık bir tanışalım şu al-Assad'la, değil mi? Suudi Arabistan'ı darbeciler tarafından infaz edilmek üzere şehir meydanına götürülen devlet başkanı Al-Fulani'nin gözünden seyrediyoruz. Arka fonunu al-Assad'ın monoloğunu süslediği bir araba yolculuğu esnasında bitmek üzere olan bir şehir içi savaşın son anları tasvir ediliyor bize. Üniformalı Opposition Forces silahlı sivillerle çatışıyor. Yahut silahsızlandırdıklarını infaz ediyor. Al-Assad ise bir darbe manifestosunu tüm şehre ulusal televizyonda okuyor. Yolculuğun sonunda al-Assad bizi meydanda direğe bağlıyor izleyenlerin tezahüratları eşliğinde. İmran Zakayev'in uzattığı Desert Eagle'ı alıp şeklinde o ünlü repliğini söylüyor ve canlı yayında kafamıza bir delik açıyor. Akabinde Amerika koskoca orduya al-Assad'ı öldüreceğiz diye Suudi Arabistan'a yığıyor. Daha doğrusu General Shepard orduya Arabistan'a girme emri veriyor. Kendisini ikinci oyunda daha iyi tanıyacağız. Objektif tekrar Bravo 6'e yani yüzbaşı John Price ve takımına dönüyor. Bize geminin istihbaratını sağlayan elemanı hatırlarsınız. Nikolay Kod adlı bu arkadaşımız deşifre oluyor ve aşırı milliyetçi Rus kanadının kamplarından birinde esir alınıyor. Rus hükümetiyle çıkarlarımız uyuşuyor. Radikallerden geri almaya çalıştıkları. Aynı zamanda radikallerin Nikolay'ı tuttuğu Kafkasya dağlarında Rus çavuş Kamarov'la beraber hareket ediyoruz. Price Kamarov'a kesinlikle güvenmiyor fakat Kamarov Nikolay'ın tutulduğu yeri biliyor. Sonunda Gaz Kamarov'u biraz hırpalayarak Nikolay'ın yerini öğrenmek zorunda kalıyor. Camaro ile Price arasında daha önce Beyrut'ta geçen nahoş bir olaya referans veriliyor fakat bu olayı hiçbir zaman öğrenemiyoruz. Hükümetle ayrılıkçıların çatışmasından sıyrılıp Bravo 6 olarak Nikolay'ın tutulduğu evi buluyoruz. Gece vakti evin elektriğini kesiyoruz ve gece görüş gözlüklerimizle beraber tereyağından kıl çeker gibi evdeki önünü göremeyen herkesi öldürüp Nikolay'ı alıyor, bölgeden ayrılıyoruz. Nikolay bölümün sonunda Amerikanların bir hata yaptığını, alasa da asla canlı ele geçiremeyeceklerini söylüyor. Haklı da çıkıyor. Hikayenin diğer ayağında Teğmen Vazquez'in komuta ettiği Amerikan Deniz Piyadesi Birliği'nde Çavuş Paul Jackson'ı oynuyoruz. Kendisini de arayacak vaktimiz olmuyor. Al-Asad Amerikan ordusunu gayet akıllıca yemliyor ve Amerikan ordusu önce Suudi Arabistan'ın altını üstüne getiriyor kendisini bulmak için. Al-Asad halen daha yayın yaptığı için bir televizyon stüdyosunu basıyoruz fakat kaydın banttan oynatıldığı ortaya çıkıyor. Akabinde Irak'a gidiyoruz. Opposition Forces tanklarını patlatıyor, üstlerine baskınlar düzenliyoruz. Her sokakta, her delikte Al-Asad'ın askerlerini biçiyoruz. Fakat Al-Asad'dan halen daha iz yok. Amerika'da SAS'in karşılığı olan Navy Seals birimi, bölgede patlamak üzere olan bir nükleer bomba keşfediyor. Şehirden uzaklaşmaya başlıyoruz. Fakat tabii ki tam o sırada OP4, Opposition Forces yüzbaşı Pelayo'nun kullandığı helikopteri patlatıyor. Biz de kendisini çatışmanın ortasına inip kurtarıyoruz. Tam bölgeden helikopterimizle ayrılırken bomba infilak ediyor. Sonradan öğreneceğimiz üzere 30.000 civarı Amerikan askeri Irak'ta ölüyor. Tabii ki şimdiye kadar ismini söylediklerimizde. Burası General Shepard'ın hikayesinin başladığı kısım. Bu sırada Price, Nikolay'ı Rusya'dan Almanya'daki safe house'a götürmeye çalışırken Güney Rusya'da helikopteri vuruluyor. Onlarca radikalin üzerimize akın etti ve hepsini biçip Rusya'dan çıktığımız bir ara bölümünün ardından Nikolay, Al-Asad'ın Azerbaycan'daki safe house'undan bahsediyor bize. Rus ordusuyla beraber 5 potansiyel evi Al-Asad'ı bulmak için tarıyoruz. Her birinde radikallerle çarpıştıktan sonra Al-Asad'ı elimize geçiriyoruz. Al-Asad gibi adamlar, Price gibi adamlar onları döve döve dökmedikleri sürece konuşmazlar yazıyor Soap günlüğüne. Price Al-Asad'ı patlattığı, en azından patlattığını düşündüğü nükleer bombayla alakalı sorgularken Al-Asad'ın telefonu çalmaya başlıyor. Telefonun diğer ucunda İmran Zakayev'in sesini duyan Price'ın soruları kendiliğinden cevap buluyor ve Al-Asad'ı infaz ediyor. Böylece dünya mahşerin 4 atlısının ilkinden kurtulmuş oluyor. Sir, it's his cell phone. Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Evet, hikayenin düğümünün çözüldüğü nokta burası. Şöyle ki biz aslında oyun boyunca ülke sınırlarını aşan bir Rus siyasi mücadelesine tanık oluyoruz. Call of Duty'nin oldukça basit, soğuk savaş siyasetini alıp modern dünyaya yerleştirmeyi tercih eden dualist bir anlatısı var. Bu anlatının bir kanadında Batı ve Batı'yı takdir eden Doğulular, diğer tarafında ise Batı'nın hükmü, oyunun antagonistlerinin repliklerine de yazılmış bir kullanım. Rahatsız, hükümetlerinin Batı'yla hazırlamaya çalıştığı her türlü uzlaşma zeminine de darbeyle, demokrasi karşıtlığıyla karşılık veren Doğulu radikaller var. İki etnik gruptan bahsediliyor. Bunlardan biri Araplar, diğeri ise Ruslar ve iki tarafında emelleri ulusçuluk etrafında şekilleniyor. Gerçi Arap kısmında mümkün olduğunca politik bir göndermeden uzak durulmuş fakat tarihi arka plana baktığımda ben bunu çıkardım. Burada Amerika'nın Orta Doğu macerasına kısa bir göz atmakta yarar var. Şöyle ki Osmanlı'nın evet, hala Call of Duty'den bahsediyoruz. Şöyle ki Osmanlı'nın İttihat Terakki, daha sonrasında Cumhuriyet'e yönelen ve Türkiye Cumhuriyeti ile sonlanan ideolojik perspektif ve tepkisel bir Arap ulusçuluğunun temellerini atıyor. Bunun sonuçlarını 1. Dünya Savaşı sırasında karşılaştığımız Arap isyanlarında ve şimdi tanıdığımız tarihi karakterler, Arabistanlı Lawrence, Şerif Hüseyin, Suriye Kralı Faysal'da görüyoruz. İngilizlerin tam bağımsız Arap Krallığı vaatleri tabii ki Suriye'nin İngiliz ve Fransız mandasına bölünmesiyle Filistin'e kanalize edilen yoğun Yahudi göçüyle sonlanıyor. Bu arada Amerika ile Suudi Arabistan 33'te Aramco adlı petrol şirketinin kurulması için anlaşıyorlar. Aramco bugün bildiğimiz zengin Suudi Arabistan'ı Vahabilerin elinde yaratan Amerikan Suudi Petrol Şirketi'nin ismi. Nitekim Amerikan Suudi İttifakı'nın da temelleri bu şekilde atılıyor. 2. Dünya Savaşı'na kadar Filistin yerlilerinin göç akınlarına karşı hem İngiliz mandasına hem de Yahudilere karşı mücadelesinden, hem de Fransızlarla Suriyelilerin, Suriye Kralı Faysal'ın da yardımlarıyla Fransa lehine sonuçlanan savaşından bahsedebiliyoruz. 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik yıkım neticesinde manda yönetimleri Orta Doğu'da tutunamıyor ve geri çekiliyor. Özellikle manda yönetimlerine duyulan kinin, Filistin'de olanların körüklediği Arap ulusçuluğu ise Mısır'da Hür subayları darbeyle, Pakistan'da Muhammed Ali Jinnah'ı kurucu olarak, Irak ve Suriye'de Bağızçıları, İran'da Şah'a karşı Muhammed Musaddık'ı iktidara taşıyor. Mısır'da hürsubaylar yani Abdülnasır iktidarının iki önemli sonucu var. Bunlardan birincisi, Mısır sınırları içerisinde bulunan fakat gelirleri İngiliz-Fransız şirketine ait olan Süveyş kanalının millileştirilmesi. İkincisi ise El-Benna'nın kurduğu radikal İslamcı Müslüman kardeşler yani İhvan örgütünün yasa dışı ilan edilip üyelerinin hapse atılması. İngiliz, Fransız ve İsrail orduları Mısır'a gidiyorlar. Süveyş krizi olarak geçen savaş, Mısır ordusunun büyük bir darbe almasıyla fakat Batı bloğunun istediğini elde edememesiyle sonuçlanıyor. Bu tarihten sonra Abdülnasır, muzaffer bir lider olarak Orta Doğu'daki karizmasını Filistin mevzu etrafında birleşecek bir Arap birliği kurmak için kullanıyor. Fakat İsrail'e karşı girişilen savaşların her biri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Öte yandan İran'da ise Mossad'ın İran petrollerini millileştirme girişimi, CIA-MI6 ortak operasyonu Ajax'la, Şah Pehlevi lehine tarihe gömülüyor. Mossad'a karşı İngiliz ve Amerikan destekli bir darbe düzenleniyor ve operasyon Ajax. Önce Obama'nın bizzat 2011 tarihli konuşmasıyla de facto 2013'te yayınlanan CIA belgeleriyle de de jure kabul ediliyor. Abdülnasır'ın ölümünün akabinde devlet başkanlığı koltuğuna Enver Sedat geçiyor. Kamp David anlaşmalarıyla beraber İsrail Mısır tarafından tanınıyor. Hatta Enver Sedat Nobel Barış Ödülü alıyor. Fakat saadeti çok uzun sürmüyor. Ordudaki bir fraksiyon tarafından bir geçit töreninde Mısır halkının göz önünde öldürülüyor kendisi. Ölmeden önce. Müslüman kardeşler üyelerinin çok büyük bir çoğunluğunu hapisten çıkarıyor. Akabinde Aramco fonlarıyla Müslüman kardeşler yoğun bir biçimde besleniyor. Öyle ki kısa süre içerisinde İhvan'ın kendi elitleri ortaya çıkıyor. Ziaül Hak Pakistan'da iktidara geliyor ve Pakistan'ın İslamizasyonu başlıyor. Radikal İslamcı örgütün kendine zemin bulabildiği çeşitli ülkelerde iç karışıklıklar çıkıyor. 80'lerde Suriye, daha yakında Mısır tekrar çekiyor bunlardan, Filistin savunması. Yaser Arafat'tan Müslüman kardeşlere yani Hamas'ın eline doğru geçmeye başlıyor. Afganistan'da bu sürecin sonucu El-Kaide oluyor. Tabii günümüzde El-Kaide'nin yerini IŞİD alıyor. Tüm bunlar Amerika'nın kendi çıkarlarıyla çatışan ulusçuluğa karşı siyasal İslam'ı bir antidot olarak kullanıp beslemesinin sonucu. Millete karşı ümmet. Öte yandan İslam'la alakası olmayan Latin Amerika ülkelerinde ise anahtar kelime liberalizm şeklinde seçiliyor. Ve tüm bunları yayılmakta olan Sovyet tehdidine karşı yaptığı Amerika'nın ana söylemi oluyor. Oyunda ise bu fantezi karşılık buluyor. Uğur Mumcu'nun Rabıtası, Soner Yalçın'ın Erbakan'ı, bunlara bakabilirsiniz. Halil Al-Asad'ın manifestosundan bahsetmiştik. Politik bir referans kullanıyor Al-Asad'ın manifestosunda. Monarşiye karşı yapılmış bir devrimin parçası olan fakat zamanla yozlaşıp Batı'nın kucağına oturan devlet başkanından bahsediyor. Burada Al-Fulani'nin öyle ya da böyle Enver Sedat'ı refer ettiğine ikna oldum ben. Tabi aktörler ve desteklenenler propaganda doğrultusunda yer değiştiriyor. Al-Asad Rus destekli bir darbe tertipliyor. Price Pripyat'ta gerçekleştirdiği bir suikast görevini anlatırken biz de 15 yıl öncesine yani 2011'den 1996'ya gidip hem gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty bölümünü oynuyoruz hem de Emre Zakayev'i tanıyoruz. Zakayev, Rusya'da savaşmakta olan radikal paramiliter örgütün lideri, legal kanadını kendi elinde tuttuğu hareketin milis kuvvetlerinde fiili olarak oğlu olan Viktor Zakayev'i yönetmekte. Zakayev henüz bir silah taciriyken Sovyet Rusya'sının yıkılışına şahit oluyor. Bu onun daha sonraki ideallerini şekillendirirken aynı zamanda doğan otorite boşluğu kendisi için müthiş bir fırsata dönüşüyor. Çünkü Çernobil faciasının ardından bölgede yüksek miktarda uranyum açığa çıkıyor. Bölgedeki uranyumu kara borsada satıyor. Böylece Sovyet Rusya'sını geri getirme yolundaki en önemli kilometre taşlarını yani ordusunu ve partisini finanse edecek parayı da elde ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri SES'in radarında olan İmran Zakayev için sonunda bu emri veriliyor. Ve 96'da Zakayev'i bir alışveriş esnasında öldürmek için o zamanlar henüz teğmen olan Price ile Yüzbaşı Macmillan komutasında Pripyat'a giriyoruz. Terk edilmiş şehir artık simgeselleşmiş o dönme dolap fotoğrafıyla bize sunuluyor. Sararmış otların arasında giyleş suitlerimizde gizleniyoruz. Sovyetlerle özdeşleşmiş taş gri binaların içlerinden geçiyoruz. Bizi görme potansiyeli olan paralı askerleri indiriyoruz ve bize yaklaşık 900 metre mesafeden Zakayev'in net bir görüntüsünü sunacak olan otel odasına ulaşıyoruz. 3 günlük bir bekleyişin ardından Barrett marka 50 kalibrelik bir keskin nişancı tüfeğiyle Zakayev'in kolunu koparmayı başarıyoruz. Probably should have waited for the wind to die down. Trying to get down. I think I saw his arm fly off. Nice work, Lieutenant. We got him. Yüzbaşı Macmillan, kan kaybı ve şokun Zakayev için gerisini halledeceğini söylese de Zakayev'in yaşadığını biliyoruz. Hristiyan mitolojisi, kıyameti getirmekle görevli olan dört atlıdan bahseder. Her birinin kendi misyonu vardır. Dünyaya gönderilen şeytan, şeytanın başlattığı savaş, akabinde salgın ve kıtlık. Oyundaki 4 atlı yakıştırması ise Rus radikallerinin amaçlarına ulaşmak için kullanacakları metoda dayanır. Zakayev bir dünya savaşının peşindedir. Buraya kadar 2. ve 3. atlının isimlerini de hikayede öğrendik. Zakayev ve oğlu. 4. atlının ise ölü olduğu tahmin ediliyor. Önce Zakayev'e ulaşmak için oğlunun peşine düşüyoruz. Kısa süren bir kovalamaca sahnesinin ardından Viktor'u yakalıyoruz. Fakat elimizdeki tek istihbarat kaynağı yani Viktor esir düşmemek için kendisini kafasından vuruyor. Böylece 2. atlı düşüyor. Gaz elimizdeki tek istihbarat kaynağını kaybettiğimizi söylediğinde Price kendisine siktir et adamı tanıyorum bunu cevapsız bırakmayacaktır şeklinde cevap veriyor. So-called leaders prostituted us to the West. and destroyed our culture, our economies, our honor. Our blood has been spilled on our soil. My blood on their hands. They are the invaders. All US and British forces will leave Russia immediately or suffer the consequences. It's quite simple. Either we retake the launch facility or we won't recognize the world tomorrow. Zira Miraz Zakayev Amerikan topraklarına 2 adet nükleer füze fırlatıyor. Sonraki birkaç bölüm Amerikan SAS ortak operasyonu. Radikallerin füze üslerine erişebilmek için uğraşıyoruz ve füzeleri havadayken imha ediyoruz. Son bölümde İmran'ın peşine düşüyoruz. Tabi Rusya'dayız. Sayılar, ekipmanlar, her şey aleyhimizde. En son radikallere ait bir helikopter. Üzerinden geçtiğimiz köprüyü patlatıyor. Bizi köprüde kıstırıyorlar ve biçmeye başlıyorlar. En son kafamıza bir füze daha yediğimizde İmran çatışmanın bittiğine ikna oluyor ve hayatta kalanları öldürmek için köprüye adım atıyor. Yerde kıvranan Amerikan ve SAS birimlerini indirmeye başlıyor. Bunlardan birisi de maalesef Gaz Kod adlı Bravo 6 askeri Kyle Garrick. Fakat daha öncesinde bize yardıma geldiğini söyleyen Kamarov, Zakayev bizim yattığımız yere ulaşamadan helikopteriyle yetişiyor. Dikkat dağınıklığından faydalanan ve bulunduğu yerden Zakayev göremeyen Price, can havliyle yerdeki tabancasını bize doğru fırlatıyor. Gelenek bozulmuyor. 3. altında Colt marka bir tabancayla kafasından yediği tek kurşunla ölüyor. Değişim bir illüzyondur. Bir şey ne kadar değişirse değişsin bir o kadarı da aynı kalır. Sınırlar kayar, aktörler değişir fakat güç her zaman başını dinlendirecek bir yer bulur. Ruslarla yan yana savaştık, kan döktük. Bunun için bizden nefret edeceklerini bilmeliydik. Tarihi kazananlar yazar. İşte buradayım, kazandık sanıyordum. Fakat dünün düşmanları bugünün acemileridir. Sen bir düşmanı devirirsin, yerine daha kötüsünü bulurlar. Shepard'ın hikayesinin başladığı yeri söylemiştik. Oyun içerisinde gelişimlerine şahit olduğumuz 2 karakter var. Bunlardan biri İmran Zakayev'di, diğeri ise Shepard. Başlarına gelen olayların, dünyaya bakış açılarını değiştirdiği, amaçları zıt olsa da dünya görüşleri ve yöntemleri benzerlik gösteren 2 Machiavellist. Shepard, 5 yıl sonrasını konu alan 2. oyunu okuduğu monologla açıyor. Shepard konuşurken ise arka planda yeni Rusya'nın kahramanının, İmran Zakayev'in heykelinin Moskova meydanındaki açılışını seyrediyoruz. Zakayev'in ölümünden sonra partisi Rusya'da seçimlerle iktidara geliyor. Zakayev'den sonra parti başkanlığı koltuğuna Boris Vorshevski oturuyor. Tabii ki iktidarla beraber parti konvansiyonel metodlarla barışıyor ve radikaller partiden uzaklaştırılıyor. Tüm kötülüklerin babası, vicdandan nasibini almamış narsist bir psikopatla Vladimir Makarov'la tanışıyoruz 2. oyunda. Geçen oyundan tanıdığımız karakterler bu sefer SAS değil, Amerikan ordusuna bağlı bir general olan Shepard komutasındaki kozmopolit görev gücü. Task Force 141 bünyesinde hareket ediyor. Shepard'ın dünya görüşüne ve tarzına uyumlu şekilde politikadan azade beyaz şapkalı katiller. Fakat Task Force 141 bize oyunda değil, 2. oyunun Activision tarafından yapılan sunumunda duyuruluyor. Call of Duty'nin YouTube kanalında bulabileceğiniz Mike Makarov, Operation Kingfish adlı kısa filmde oyunu gözünden oynayacağımız karakter Roach, Soap, Price ve Ghost, 2 kişilik bir keskin nişancı takımı ve hava desteği eşliğinde Makarov'u öldürmeye gidiyor. 7 dakikalık kısa film Shepard'ın operasyonun detaylarını öğrenmek için Soap'a sorduğu sorular üzerinden ilerliyor. Tabii ki Makarov yerine kendisinin ekibi öldürmek için tuzakladığı bir C4 bulunca bölgeden uzaklaşıyoruz. Ekibin geri kalanı kayıp vermeden tahliye noktasına ulaşsa da Price geride kalıyor. Soap'ın o tarihlerdeki günlüğüne baktığımızda Price'ın öldüğünü düşündüğünü görüyoruz. Oyun ise Shepard'ın hayatının hatasını yapmasıyla başlıyor. Acemi birliklerinden henüz ismini kimsenin duymadığı yetenekli bir asker arayışındayken rütbeli Joseph Allen'ı keşfediyor Shepard. Afganistan'da Opposition Forces'la geçen bir vuruşmada kendisini kanıtlamasının ardından Joseph Allen artık emirlerini Shepard ve Task Force'tan alacağını öğreniyor. Bunu yapmasındaki temel motivasyon ise Shepard'ın Makarov'un iç çemberinde kendisi için çalışacak bir ajan yerleştirmek. Ve Shepard'ın planını hayata geçirmesiyle beraber Zakayev'in mirasını devralmış yeni lider Vladimir Makarov, savaş için altın değerinde bir fırsat elde ediyor. Rusya'daki bir alışveriş merkezinde remastered versiyonda Makarov asansörden çıkıp Zakayev için şeklinde bir slogan atıyor. Sonrasında Rusça konuşmamasını tembihlediği adamlarıyla beraber alışveriş merkezindeki herkesi saldırı tüfekleriyle katlediyor. Zakayev'in zamanında yeterince yerdiği Rus-Amerikan ilişkileri, Makarov'un kaçmadan önce Alexei Borodin'i, yani Joseph Allen'ı, bir Amerikan askerini vurup bedenini orada bırakmasıyla tamamen kopuyor. Savaşçılıkları atılıyor, Ruslar Amerika'ya giriyor. Makarov'un tüm bunları planladığını şuradan anlıyoruz. Shepard, Joseph'e görevini verirken Joseph ve ekibin geri kalanının nerede olduğunu soruyor. Shepard ise bu soruya düşmüş bir Amerikan uydusunun parçası olan ACS modülünde tersine mühendislik uygulamadan önce Ruslardan geri almaya çalıştıkları cevabını veriyor. Soğuk'ta Kazakistan'da bulunan bir üste sızıp bunu ele geçiriyoruz. Fakat Rus ordusu kimse fark etmeden tüm donanmasını ve hava araçlarını Amerikan kıyılarına yığdığında modülü çoktan kırdıklarını fark ediyor Shepard. Amerikan uydularının erken uyarı sistemleri Rus işgali esnasında çalışmıyor. Bu Shepard'ın Amerika'yı felakete sürükleyen ikinci başarısızlığı hafife aldığı Makarov ise başta bahsettiğim suikast göreviyle beraber kendisini üçüncü kez aptal durumuna düşürüyor. Task Force olarak Makarov'a saldırısında mühimmat desteği sağlayan Brezilyalı bir silah kaçakçısının peşine düşüyoruz. Kendisini bulsak da pek bir işimize yaramıyor. Öyle ki işin sonunda Amerika'da da kıyametin kopmasından ötürü destekçi aramıyor ve Brezilya'da mahsur kalıyoruz. Sonunda yardımımıza eski bir dost, Soap'ın telefonda ulaştığı Nikolay geliyor. Task Force'un Shepard'ı ufaktan sorgulamaya başladığının ilk ipuçları da burada veriliyor bize. Öte yandan Rohas'tan bir bilgi ediniyoruz. Makarov'un Amerikanlardan daha fazla nefret ettiği tek kişinin Gulag'da esir tutulan 627 numaralı mahkum olduğunu söylüyor. Sovyetlerle beraber Gulag'da geri dönüyor anlayacağınız. Amerika'da savaş devam ederken biz de Makarov'la alakalı bir ipucuna ulaşmak umuduyla Gulag'a baskın düzenliyoruz ve 627 numaralı mahkuma ulaşıyoruz. Drop it! So, place? This belongs to you, sir. Who's so? Soap, Sakayev'i öldürdüğü Price'a ait olan tabancayı tertemiz bir şekilde kendisine teslim ediyor. Günlüğünde Price'ın öldüğünü sandığı zamanlarda bu silahı geliştirdiği takıntıyı aktarıyor bizlere. Akabinde Gulag'dan kaçıyoruz Price'la beraber. Ve böylece Shepard'ın kabusları da canlanıyor. Çünkü Price, Shepard'a kesinlikle saygı duymuyor. Gulag'dan çıkar çıkmaz Shepard'a rest çekip Amerika'da süren savaşı Amerikanların lehine çevirecek. Shepard'ın onaylamadığı bir operasyon tertipliyor. Then Makarov turned the U.S. into his scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to put out an oil fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. You're to... Looks like we lost our connection. Bu mesele iki açıdan önemli. Öncelikle Shepard, Amerika'nın çok fena kaybetmekte olduğu bir savaşa neden olan hatalar dizisinde bu CIA'ya bağlı yeraltı örgütü bir araç olarak kullanıyor ve olan biten her şeyi biliyor Task Force. İkinci mesele ise Price'ın karizması Shepard'ınkinin kat be kat üzerinde. Örgüt Price'e Shepard olduğundan çok daha sadık ve Shepard kara kutusunun sadakatini yitirmekte olduğunun farkında. Price bir Rus denizaltısından Amerikan uzay üssüne nükleer füze yollayıp Amerika üzerindeki tüm uydu desteğini ortadan kaldırıyor. Bu şekilde ateş altında olan Washington'daki tüm tanklar ve hava araçlarından tutun da iletişime, silahların red dot dürbünlerine, elektriğe kadar her şey yok oluyor. Böylece Washington üzerinde hakimiyeti sağlamak üzere olan Rus ordusunun zırhlı araçları kullanılmaz hale geliyor. Göğüs göğüse çarpışmada sayıca üstün olan Amerikan ordusu ise Washington'ın hakimiyetini tekrar eline geçiriyor. Shepard'ın ihanetine giden yolunda kilometre taşları bu şekilde döşeniyor. Makarov'un peşine düşüyoruz tekrardan. Shepard'ın aktardığı üzere Makarov'un 2 adet güvenli mekanı var. Bunlardan birisi Afganistan'dayken diğeri Rus Gürcistan sınırındaki bir villa. Ekibi gayet akıllıca ikiye bölüyor Shepard. Price ile Soap'u Afganistan'a yolluyor. Roach ile Ghost'un payına da Makarov'un villası düşüyor. Makarov'un ordusuyla çarpıştığımız iki yerde de Makarov'un kendisinden en ufak bir iz yok. Villadaki ekip istihbarat toplayıp oradan ayrılıyor. Ve Shepard'a topladıkları istihbaratın yer aldığı DSM'i verdikten sonra Shepard, Ghost ile Roach'un biletini kesiyor. One less loose end. No! Bu arada yoktan bir ordu daha ortaya çıkıyor. Shepard'a sadık Amerikan bayrağı peşleri taşıyan Shadow Company. Valla bilmiyorum ne olacak, bir ordu daha olsun demişler herhalde. Amerika'da Rus ve Amerikan orduları birbirine girerken Makarov ile Shepard'ın orduları Afganistan'da ve Rusya-Gürcistan sınırında çarpışıyorlar. Ve Shepard'ın aslında düşmanlarıyla olan benzerliği burada bir kez daha gözümüze sokuluyor. Neyse ki Press ile Soap cehennemden kaçmayı başarıyorlar. Yardımlarına Bong tipli bir yolcu uçağıyla Nikolay geliyor yine. Sonrasında Shepard'ın peşine düşüyorlar. Düşmanımın düşmanı diyor Makarov ve Price. Makarov diyor Price de diyor ki dostumdur. Ver bana Shepard'ı da öldüreyim. Fena dayak yiyor bizimki gerçi de sonrası o işin. Tüm bunların bir diğer sonucu ise Task Force üyelerinin Shepard'ın talebi üzerine Amerikan ordusu tarafından ihanetle suçlanması oluyor. Shepard burada nefret ettiği siyasette çok güzel adapte oluyor anlayacağınız. Makarov bize Shepard'ın kaldığı oteli veriyor. Basıyoruz. Uzun süren bir kovalamacanın ardından Soap Shepard'ı tekli düşürüyor. Fakat Shepard Soap'u tek yumrukla yere serip göğsüne bir bıçak saplıyor. Şimdi Shepard'ın ihanetine giden yol ile alakalı. Ana hatları aynı kalsa da birkaç teori var. Bunlardan birisi Shepard'ın, Joseph Allen'ın kimliğini Makarov'a bilerek ifşa ettiği yönünde. Çünkü Soap'un göğsüne bıçak sapladıktan sonra biraz da geveze olduğu için Al-Assad'ın peşindeyken patlayan nükleer bombadan bahsediyor. Hani Shepard'ın hikayesi burada başlıyor demiştim. Bundan 5 sene önce bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede 30 bin adamımı kaybettim ve siktimin dünyası izlemekle yetindi. Fakat bundan böyle ordumuz gönüllü kıtlığı yaşamayacak, vatansever kıtlığı yaşamayacağız. Beni anladığını biliyorum, diyor Shepard Soap'a kendisini öldürmek için tabancasını doldururken. Yani Shepard kendi vatandaşlarını sırf olan bitene dair kayıtsızlıklarından ötürü bir Rus işgaliyle cezalandırmış ve ulusal bir kin uyandırmaya çalışmış olabilir. Aslında bu bayağı iyi bir twist olurdu, ben beğendim bu senaryoyu. Fakat böyle bir twist şüpheye yer bırakmayacak şekilde gözümüze de sokulurdu diye düşündüğümden buna pek ihtimal vermedim açıkçası. Shepard'ın düşmanlarıyla benzerliği, insan canına pek değer vermeyen bir makyavelist olması da bunu destekliyor. Diğer bir teori ise ihanetin anlık bir karar olduğu ve DSM'in içinde Shepard'ın beceriksizliğinin kanıtlarının bulunduğu. Task Force'un ise Price'ın yaptıklarından haberdar olmadığı yönünde. Bu da ucuz geldi açıkçası, bir de Shepard'ın DSM'in içerisinde ne olduğunu bilmesi de imkansız. Bu açıdan ben bu şekilde yazdım olan biteni, fakat boşluklar var. Her neyse, Shepard tam kafamıza sıkmak üzereyken Price Shepard'ın tepesine biniyor. Sonrasında ağır yaralı olan Soap'un yardımına kim yetişiyor tahmin edin. Bu oyunda aslında Amerika dünyayı kurtarıyor temasına biraz ara veriyoruz. Onun yerine en çok vurguladığı şey vatanseverliği olan Shepard üzerinden bir öz eleştiri veriyor oyun. Shepard ile Makarov arasında kurulan paralellikler üzerinden Rus-Amerikan mücadelesine objektif bir perspektif sunulurken Task Force 141 üyeleri Shepard tarafından kandırılmış saf beyaz karakterler olarak hareket ediyorlar. Milliyetçiler ve vatanseverler dünyanın amına koyarken biz de iyi insanlar olarak dünyayı bu canavarların elinden kurtarıyoruz. 3. oyun hemen ardından devam ediyor, fakat 3. oyun artık hikayenin çözüm kısmı, yani anlatılacak çok bir şey yok ortada. Amerika'da Rus işgali devam ediyor, Makarov'un peşindeyiz, yaptıklarını açığa çıkarıp dünyayı rahata kavuşturacağız ve Makarov'u öldüreceğiz. Savaşın bitmesi için bir barış zirvesi öngörülüyor, fakat Makarov oraya gitmekte olan Rus devlet başkanı Vorshevski'yi kaçırıyor. Bununla beraber Avrupa şehirlerinde biyokimyasal silah kullanıp sivilleri katlediyor. Bu silahın izini önce Afrika'da, sonra Hindistan'da sürüyoruz. Akabinde Task Force 141 üyeleri halen terörist olduğu için Amerikanlardan rica edip Volk'a ulaşıyoruz. Volk bu silahı üreten mühendis ve Makarov'un Inner Circle'ına dahil. Aynı zamanda Makarov'un Evil Corp'u olan Fregata'nın da CEO'larından biri. Volk kolay çözülüyor. Yılına bilgi ele geçiriyoruz. Bunlardan biri de Makarov'un Rus işgali altındaki Çekya'da gerçekleştireceği toplantı. Price'ın dürbünlü tüfek tutkusu burada da kendini gösteriyor. Çekya'da örgütlenmiş olan direnişten yardım alarak toplantının gerçekleşeceği binanın karşısında konuşlanıyoruz. Çek direnişinin bir üyesi de eski dostumuz Komarov. Makarov zırhlı araçlardan olma konvoyuyla beraber toplantının gerçekleşeceği binanın yer altındaki otoparkına giriş yaparken Price de binanın çatısından dalıyor mekanı. Toplantı odasındaki askerleri öldürüp Makarov'u beklemeye başlıyoruz. Fakat odaya açılan asansörün içerisinden Makarov değil, tüm gövdesine C4'ler sarılı bir sandalyeye bağlanmış nahoş bir hediye paketi. Komarov çıkıyor. Price'dan dilediği özür kendisinin son sözleri oluyor ve eski dostumuz 1000 parçaya ayrılıyor. Hemen ardından Makarov bizim telsizimize bağlanıyor. Oyunda oynadığımız karakter olan ex-Spetsnaz Yuri'ye eski dostum şeklinde hitap ediyor. Ve Soap'la beraber bulunduğumuz binaya daha öncesinde yerleştirdiği C4'leri patlatıyor. Uzatmaya gerek yok, Soap yine fena yaralanıyor. Price'la beraber Makarov'un ordusuyla çatışıp Soap'u direniş üstüne taşımayı başarıyoruz. Fakat Soap orada can veriyor. Son nefesini Makarov ve Yuri konusunda, yani Makarov'la bizim aramızdaki ilişki konusunda Price'ı uyarmak için harcıyor. Valla Shepard'ın ihaneti falan eyvallah da bu sahne Price'ın Soap öldükten sonraki feryatları beni harbiden duygulandıran tek yer oldu oyunda. Price, Sakai'yi öldürdüğümüz tabancayı geri Soap'un göğsüne koyuyor. Kendisinden özür diliyor ve bizi bir yumrukla yaklaşık 40 merdivenin üzerinden yuvarlayıp kafamıza bir tabanca dayıyor. Anlat diyor. Ben eskiden bir vatanseverdim şeklinde günah çıkararak anlatmaya başlıyor Yuri. Kendisi de bir ex-Spetsnaz olan Makarov'la ve İmran Zakayev ile Taprypyat'a kadar uzanan geçmişini anlatıyor. Yuri, wake up. Zakayev wouldn't want you to miss this. This deal will generate millions for our cause. Money can buy many things, even power. The road to our future begins here, my friend. Sakayev never forgot what we did for him that day. Our reward was power. But power corrupts. Today, we show the world our true strength. Perhaps it will give you some as well. Is everything ready? Do it. Thousands of souls extinguished by the push of a button. Understand, Yuri. This is only the beginning. This wasn't war. It was madness. I know what you have done, Yuri. I know what you have told them. My friend, my ally, my betrayer. What happens here today will change the world forever. Nothing can stop this. Not even you. I was a soldier of Russia, not a taker of innocent lives, but in his eyes, This marked me as the enemy. Böylece ölü olduğunu sandığımız 4. atlının Makarov olduğunu, yani 4. atlının görevi yerine getirdiğini öğreniyoruz. Price ikna oluyor. Bu arada Vorshevski'yi elinde tutan Makarov kendisinden Rusya'nın nükleer fırlatma kodlarını istiyor fakat bir türlü alamıyor. Bunun üzerine Vorshevski'nin kızını kaçırıyor. Amerikanlarla beraber Makarov'un Vorshevski'yi tuttuğu yeri basıp başkanı ve kızını Makarov'un elinden kurtarıyoruz. Böylece farklı bir ülke üzerinde nükleer silah kullanmış olan tek ülke. Sıfatıyla tanıdığımız Amerika, Mission Impossible'ı, Tom Clancy'si falan da hesaba katarsak hayali dünyada yaklaşık 3 milyonuncu kez dünyayı bir nükleer felaketten kurtarıyor. Ve bu şekilde Makarov'un sebep olduğu 3. Dünya Savaşı sona eriyor. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Our very existence. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. You sure this armor will protect us? It'll buy us time. Nikolai, are you patched into the system? Working on it. My Arabic's a little rusty. I've tapped into their security feed. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. Leave me! Don't let him get away! 2019 tarihli Modern Warfare serisiyle alakalı bir kabulü var. İşte Price'ın Soap'tan önce yaşadıklarını konu aldığı şeklinde. Buna çalışıldığının emareleri de var aslında seride, fakat sonunda ortaya travesti bir şey çıkmış. Mesela Price ile Gez'in tanışmalarını falan görüyoruz. Gez'in ismini de burada öğreniyoruz. Fakat tamamen paralel bir evrende geçiyor olaylar. İlk seriye bağlanma ihtimali de yok. Çünkü Soap direkt Task Force'a dahil oluyor evrende ve Price ile de böyle tanışıyorlar. Reboot'un anlamı da bu galiba. Öte yandan Opposition Forces bu seride Alcatala'ya dönüşüyor ve tamamen farklı bir misyon üstlenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Lider yine Al-Asad. İsimler ne kadar aynı olsa da çok bir önemi yok. Bir önceki seriyle bağ kurmamanızı ben tavsiye edeyim. Call of Duty bizi bu sefer Rus işgali altındaki Urzikistan adlı kurmaca bir memlekete atıyor. Urzik. Evet, bir ulus devlet Urzikistan. Urzik halkının işgale karşı koymak için oluşturduğu Urzikistan Liberation Forces'dan ise işgal altında geçen 20 yılın ardından grubun yöntemlerinin işe yaramaz olduğuna inanan Al-Katala kopuyor. İyiler ve kötüler tabii. Amerikan kuvvetlerinin girdiği her yerinin iyileri ve kötüleri var. Mesela Rus işgalini yürüten General Barkov da bir süre sonra yozlaşıyor ve Rus hükümetinden emir almadan iş yapıyor. Amerika ise o yerlerin kötülerinin altında ezilen iyilerin yardımına koşuyor. İki ayrım noktası var. Bunlardan biri Alcatala'nın terörizmin bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünmesi. Yani oyun burada bize objektif bir terör tanımı yapıyor aslında. İkincisi ise Batı karşıtı olması niyeyse. Yani oyunu eleştirmek için söylemiyorum. Terörizmin işgale karşı kullanılması gerektiğini düşünen Alcatala söz konusu Batı olduğunda neden sınır çeksin diye sorabilirsiniz. Çünkü ideolojik değil, somut bir sebep var ortada. İşgal kuvvetlerinden kurtulmak. Fakat Alcatala'nın aslında kozmopolit bir örgüt olduğunu ve New York'un göbeğinde silahlı eylem yürüttüğünü de görüyoruz oyun sırasında. Yani bir terör eylemi örneği de veriliyor bize. Urzikistan, Call of Duty'nin çok sevdiği Rusya-Gürcistan sınırları arasında konumlanmış bir ülke. Rus işgalinin sebebi ise teröristlerin buradan Rusya'ya girmelerine engel olmak. Çok açılmamış bu. Arada bir yerde böyle bir şey var. Fakat Urzikistanlılar Arapça konuşan Farsi bir topluluk. Ya çok da uzatmaya gerek yok. Infinity Ward oyunun çıkışından önce oyunda bir kadın protagonist olacağını ve bu protagonistin tasarımında YPG'nin kadın bir özgürlük savaşçısından, yani genel bir portreden ziyade spesifik bir kişiden ilham alınacağını söylemişti zaten, kişiyi bilmiyorum. Nitekim Urzikistan Özgürlük Kuvvetleri de PKK anlatısından yoğun bir biçimde besleniyor. Avrupa Amerika'ya hitaben yaptıkları feminist propaganda şöyle dursun: üzerimizde kimyasal silah kullanıldığı martavalının da oyunda gerçek olduğunu ve bunun Ruslar tarafından, daha doğrusu ülkelerini işgal eden bir devlet tarafından yapıldığını görüyoruz. Oyunun dramatik yapısında önemli bir yer tutan bu kimyasal silah muhabbeti Farah'ın, yani mevzu bahis kadın protagonistin, kardeşinin Rus kuvvetleri üzerinde kimyasal silah kullanmasıyla da iyice gözümüze sokuluyor. Biz böyle şeyler yapmayız, bu kötü bir şey gibi etik bir dilema üzerinden Urzikistan Liberation Forces Alcatala karşısında aklanıyor. Hatta Farah kardeşi hakkında o kimyasal silah kullandı, o artık bir terörist. Ona istediğinizi yapabilirsiniz diyor Amerika'ya. Gerçi kardeşi de Alcatala gizli üyesi çıkıyordu, ayrı mesele. Körfez Savaşı sırasında Irak'tan ayrılmakta olan ve aralarında sivillerin de bulunduğu bir askeri birlik ABD ordusu tarafından bombalanıyor. Amerika'daki insan hakları aktivistlerinin ve dünya basınının yoğun tepkisiyle karşılaşan Bush kısa süre sonra ateşkes ilan ediyor. Bu olay literatüre ölüm otoyolu, Highway of Death olarak kazanıyor. Oyunda Highway of Death adlı bir bölüm var. Farah burada ölüm otoyolunu kendilerinin yanında savaşmakta olan CIA ajanına tanıtırken, işgal sırasında Rusların burayı bombaladıklarını, öldürdüklerinin ise işgalden kaçan Urzikler olduğunu söylüyor. Oyunun sonunda Farah Barkov'u öldürüyor. Shepard Task Force 141'ı kuruyor. Operasyon Ajax'ı hatırlıyorsunuz. İran'da iktidara gelen Şah ülkedeki anti-Amerikancı isyanları bastıramıyor. Daha öncesinde İran'dan kovulmuş olan Ayetullah Humeyni. Kendisine yönelik talebin ulusalcı ve İslamcı cephelerde artmasıyla beraber İran'a geri geliyor ve Şah'ın ülkeden kaçmasıyla beraber iktidarı eline alıyor. Humeyni'nin İslam devrimiyle beraber Şii ideolojisi İran'ın resmi ideolojisi haline geliyor. Buna böyle İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerinin ardındaki en büyük motivasyon Sünni etkisini kırmak. Irak'ta Amerikan işgalinden sonra ortaya çıkıp Bin Laden'e bağlılık ilan eden Irak El-Kaidesi, şimdilerde IŞİD şeklinde tanıyoruz. Irak'taki Şii nüfusunun üzerine yürüyor. Bunu takiben İran, Irak'taki Şii nüfusu ve ayrılıkçı Kürtleri silahlandırıp eğitiyor. Bugün Irak Hizbullahı olarak bildiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Tüm bu süreç İran devrim muhafızları General Kasım Süleymani'yi tarih sahnesine çıkarıyor. Suriye İç Savaşı'nda Beşar Esad yanında Sünni grupların ve YPG'nin karşısında konumlanıyor. Ruslarla beraber IŞİD'i Suriye'den ittirmek de buna dahil. 2020'de Donald Trump'ın emriyle Bağdat Havalimanı'nda Amerikan ordusunun yolladığı bir füzeyle ölüyor. Oyunun Suriye İç Savaşı'nın konu aldığını artık net bir şekilde anlıyoruz. Fakat işgal edilen Urziklerin etnik azınlık olduğu bir memleket değil, bizzat Urzik vatanı olan Urzikistan. Dolayısıyla CIA'nin Urziklere yaptıkları yardımlarda meşru oluyor. İkinci oyun Kasım Süleymani suikastini refere ettiği söylenen bir füze saldırısıyla açılıyor. Oyunda Ruslarla silah ticareti yapmakta olan General Gorbrani Kasım Süleymaniye. Ghost'un perspektifinden izlediğimiz bir sahnede öldürülüyor aynı şekilde. Shepard'ın Shadow Company'si saldırıyı düzenleyen bu arada. Tabi oyunda bu sefer İran var ve Gorbrani Quds Force lideri. Gerçekte de Kudüs Gücü adlı bir fraksiyonun lideri Kasım Süleymani. Bu sahnenin ardından Gorbrani'nin ikinci adamı Hassan'ı peşlemeye başlıyoruz. Al-Katala IŞİD'i refere etmesine rağmen İran'la IŞİD arasında doğal bir ittifak bulunuyor oyunda. Ve Hassan'ın peşindeyken İran topraklarında Amerikan balistik füzeleri buluyoruz. Envaterdeki 3 parti füze kayıp. Lan ne alaka, ne oldu, ne bitti de bunlar buraya geldi derken Hassan'ı bulursak bunu da çözeriz diyerekten ucu tam Meksika kartellerine kadar varan uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İspanya'da Old Yalıtap tarzı bir bölüm oynuyoruz ve Alcatala'nın Ruslardan füze aldığını keşfediyoruz. Lokasyonunu öğrenip patlatıyoruz. Son füze ise yine İranlıların elinde. Oyun boyunca Shepard'ın bir karın ağrısı var. Sonradan ortaya çıkıyor ki Shepard bu füzeleri Shadow Company aracılığıyla Urzikistan Özgürlük Kuvvetlerine göndermeye çalışırken Ruslara kaptırmış. Hasan Washington'a bir füze yollamak üzereyken bir klişeyi daha oynatıyor oyun bize. Geri sayım bitmeden füzeyi imha etmemiz gerekiyor. Ediyoruz. Ghost Hasan'ı vuruyor. Mutlusun. Ya böyle boktan bitirmek istemezdim de hem video çok uzun olacaktı hem de ikinci serideki Suriye iç savaşı mevzunu atlamak istemedim. Neyse, there is one less loose end diyelim efendim. Bro 6 to go out.